Birmingham'da önemli bir karşılaşma oynanacak. Ligin 22. haftasında Premier Lig'de Aston Villa Southampton'ı konuk edecek. 16. sıradaki Aston Villa'nın 19, 17. sıradaki Southampton'ın ise 18 puanı var. Ligin bu fikstürün ilk maçında Southampton'da St. Mary's'de 4-1'lik Southampton galibiyeti vardı. Aston Villa'nın bu sene fazla gol yediği maçlar oldukça çoklaştı. Dolayısıyla Lamberton ve ekibinin daha fazla kötü rüya görmemek için bu maçtan mutlak 3 puan alması lazım. Çünkü Newcastle bile dahil olmak üzere aslında düşmemek için 3 puanlık sistemde 6 takım var ve hepsi de birbirine yakın puanlarda. Her an her şey değişebilir. Dolayısıyla Aston Villa'nın ikinci dönemde, Ocak'tan Mayıs'a kadar olan dönemde küme düşmemek için mücadele edeceğini söylemek mümkün. FA Kupası'nda Ipswich Town'la oynadı Aston Villa. 2-1 kazandı geçen hafta sonu. 1-0 yenik durumdaydı. Ama en azından o turu geçmiş oldular. 4. tura çıktılar. Ligde ise deplasmanda 15 Aralık'ta Liverpool'u yenmişlerdi. Ama ondan beridir galibiyet alamadılar. Çok sık maç oynanan bir dönem. Ve bu Noel döneminde tam 17 gol yediler. İşler iyi gitmedi. Onların üstüne de Capital One Cup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren takım yarı finalin ilk maçında Bradford City karşısında deplasmanda 3-1 kaybetti. Bunun rövanşı 2 hafta sonra oynanacak ama 3-1'i çevirebilip de Wembley'e gidebilecek mi Lambert'ın ekibi? O da biraz zora girdi. Hoşta bir Lambert maçtan önce de asıl bizim için önemli olan Premier Lig'de kalmak demişti. Ama Bradford City karşısında alınan bu mağlubiyet tabii taraftarların da moralini bozmuş durumda. Southampton öte yandan FA Kupası'nda yoluna devam edemiyor. Öne geçtiği karşılaşmada, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Chelsea karşısında sahasında 5-1 yenildi. Ligde son 3 maçında 3 puan çıkardı. 3'ünde de berabere kaldı. Premier Lig'inde oynadığı son 8 maçında 7'si alt bitti Southampton'ın. Dolayısıyla onlar da defansif anlamda birazcık olayı düzeltme yoluna gittiler. Daha az gol yiyelim taktiğine döndüler Nigel Atkins'in öğrencileri. Fakat bu sefer de ileride yeteri kadar seçenek yaratamıyorlar kendilerine. Aston Villa'da çok ciddi bir sakatlar listesi var. Bent ve Albrighton bu maçta oynayıp oynamayacakları şüpheli ama daha kötüsü tabii epeydir oynamayan Flair, Gardner ve Dunn'ın bu maçta da takımda olmayacağı. Orta sahada önemli bir yer tutan Karim Alahmedi de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak için Fas milli takımına gitti. Dolayısıyla Lambert'ın elinde çok fazla seçenek de yok. Zaten zayıf bir kadro. Burada saydığımız aşağı yukarı 6-7 isim var. Dolayısıyla kimle çıkacak, nasıl oynayacak onu bilmiyoruz. Guzan, kaleci Guzan'ın formda olması bu kadar gol yemesine rağmen her maçta en az 4-5 tane mutlak gol de çıkarıyor olması belki Southampton maçında biraz da anahtar olabilir. Southampton'da ise kaptan Lallana sakat, o dizinden Fonte de oynamayacak. O da defanstan gelip golleriyle Southampton'a hayat katan bir isimdi. Ve Magica'da Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak üzere Güney Afrika'ya gitti milli takımıyla birlikte. Dolayısıyla iki takım da Premier Lig standartlarının altında kadrolarla bu maça çıkacaklar. Ben az gol olacağını düşünüyorum. Alt diyorum ve en önemli seçenek de karşılıklı gol yok ve beraberlik.